Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra yeni bir Brawl Stars teori videosuyla karşınızdayım. Brawl Stars'ın son dönemde paylaşmış olduğu görsellerin içerisinde dikkat etmediğiniz, muhtemelen fark etmediğiniz iki tane yeni karakter, iki tane karaktere remodel olabileceğini düşündüğüm bazı bilgiler var, bazı detaylar var. Tabii ki bunların tamamı teori arkadaşlar. Yani böyle bir resmi bilgi yok, onun da altını çizmek istiyorum. Daha fazla detay teori videosu için bu videoya sizden 5000 like bekliyorum. 5000 like da yeni bir detay teori videosu sizlerle olacak. Aynı zamanda bu ay Brawl Talk'ta olacak biliyorsunuz. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açarsanız Brawl Stars'la ilgili güncel içerikleri de kaçırmamış olursunuz. Son olarak marketten de kod bölümüne Onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi şu görselle başlayacağım. Görselin içerisinde neler var, hangi ok nereye gidiyor falan bunlardan bahsetmeyeceğim. Bunlardan bahseden kanallar olmuş, yine oradan isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada birçok görsel var, birçok karaktere atıfta bulunuyor. Hepsi birbirine bağlanıyor. Zaten bu görseli paylaşırken Brawl Stars Twitter sayfasından bize görsele bakarak bir hikaye oluşturun şeklinde bir mesaj yazdı. Yani buradaki görselin içerisinde her bir şeyi bir yere bağlayıp oradan bir şeyler çıkartmaya çalışmak çok mantıklı değil. Bunun içerisinde gerçekten çok enteresan bazı şeyler var, onlardan bahsedeceğim. Az önceki görseli incelemeye başlamadan önce daha öncesinde böyle bir görsel paylaşılmıştı, hatırlıyorsunuz arkadaşlar, Griff'le ilgili ve arka tarafta Colette'i görmüştük. Bakın şurada Colette bir şeylerle meşgul, orada bir şeyler yapıyor, acaba ne yapıyor falan diye düşünmüştük. Yeni gelen görselde aslında Colette'in orada ne yaptığını bize anlattık. Biliyorsunuz Colette karakteri Star Park'ta gift shop, yani hediye dükkanında çalışıyor ve birçok karakteri seven, onlardan bazı işte böyle küçük küçük şeyler toplayıp kendi defterinin içerisinde falan notlarla onları yapıştıran şirin bir kasiyer kız. Şirin dedim ama sivri dişleri var. Bir de kötü Colette kostümü falan aklıma geldi. Yani bazen çok şirin değil ama genel olarak şirin bir arkadaş. Ve uğraştığı şey bir önceki resimde aslında bunu oluşturmakmış. Burada gerçekten birçok karakteri yine birbirine bağlamış ve güzel bir hani böyle tahtanın üzerine resimleri falan yine yapıştırmış, yapmış yapacağını. Şimdi burada esas bizim dikkat etmemiz gereken özellikle yeni gelecek karakterlerle ilgili olabileceğini düşündüğüm ve yeni iki karaktere remodel olabileceğini düşündüğüm bölümlere geçelim. Bunlardan birincisi, gerçekten şaşıracağınızı düşünüyorum. Ben diğer videoları da izledim. Bu şekilde bakan da kimse olmadığını gördüm. Şimdi şurada bir şey görüyoruz arkadaşlar. Bu nedir diye sorduğum zaman hepiniz El Primo'nun maskesi diyeceksiniz. Ama şimdi bir kere daha soracağım arkadaşlar. El Primo'nun maskesi dışında bu acaba neye benziyor? Şu anda videoyu durdurup yazabilirsiniz. Biraz daha söyledikten sonra yaz olmaz ama şimdi durdurup videoyu yorum kısmına yazmanızı bekliyorum. Siz onu yorum kısmına yazarken hemen şu aşağıda farklı bir bağlantıyı da göstereyim. Bakın Jesse burada korsan temalı bir bayrağa bağlanıyor. Korsan temalı bayrak bize hangi karakteri çağrıştırıyor? Çağrıştırıyor demeyeyim, öyle aslında, Penny. Burada şöyle bir teori var arkadaşlar. Jesse ve Penny çok yakın arkadaş, ya da biraz önce göstermiş olduğum aslında El Primo'nun maskesi olduğu kadar Jesse'nin bir remodel'ı sonrasındaki görüntüsü de olabilir. Şöyle yakından baktığımız zaman Jesse'yi andırıyor, öyle değil mi? Peki bu fikre nereden vardık? Yani Jesse'ye remodel olma olayı nereden çıktı diye düşünüyor olabilirsiniz. Yine daha öncesinde Brawl Stars böyle bir görsel paylaşmıştı ve bize 3 tane dilek hakkınızı, bir savaşçının ağzına 3 tane dilek hakkınızı söyleyin yazın alta gibi bir şey paylaşmıştı. Ve buna Supercell Brawl Stars'ın topluluk yöneticilerinden Paola var biliyorsunuz. En son katılan Ryan'in yerine, Ryan'in gidişine çok üzülmüştük. Paola'dan şöyle bir cevap gelmişti. İşte acaba çok mu geç kaldım bilmiyorum ama bir buff, bir yeni kostüm ve bir de belki remodel şeklinde bir paylaşım yapmış. Ve PD Paola'ya zaten profil resmine falan da baktığınız zaman Jesse ile ne kadar özdeşleştiğini görebiliyorsunuz. Yani burada görmüş olduğumuz aslında El Primo maskesi olduğunu bildiğimiz ama aynı zamanda belki de Jesse'ye gelecek yeni bir remodel, belki de yeni bir kostüm, onu tabii ki bilemiyoruz, tamamen teori ama belki de yeni gelecek bir remodel sonrasındaki yeni görüntüsünden bir bölüm olabilir. Peki iki tane karaktere remodel gelebileceğini söylemiştik. İkinci karakter acaba hangisi? Biraz önce bir bölüm göstermiştim ya arkadaşlar. Bakın şurada Jesse ile Penny arasında bir bağ gösteriyor. Bu bağ ikisinin arasındaki arkadaşlığı gösteriyor olabileceği gibi Penny'nin de aynı Jesse gibi belki bir remodel alacağının bize göstergesi olabilir. Bu konuyla ilgili sizin de görüşlerinizi, yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Mutlaka aşağıda yorum kısmında belirtmeyi unutmayın ve dediğim gibi bu videoya bir 5000 like gelirse yeni bir teori videom daha var. Çok farklı, çok şaşıracağınız, onu da sizlerle hızlı bir şekilde paylaşacağım. O yüzden mutlaka aşağıdan like atmayı da unutmayın. Zaten atmışsınızdır diye düşünüyorum.
Ve şimdi gelelim iki tane yeni karakter olabileceğini söyledik ya. Acaba o iki yeni karakter ne olabilir ya da bunu nereden çıkardık? Göstermeden önce yine size sormak istiyorum. Bu görselin içerisinde iki yeni karakter olabileceğine dair bir şey görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir görsele baktığınız zaman gözünüze belki de çarpıyordur. Hemen şöyle yakınlaştıralım. Bakın burada Belle var ve Belle için reward işte 5000 dolar gibi bir şey diyor. 5000 dolarlık bir ödülü var. Wanted yani aranıyor yazıyor. Biliyorsunuz Belle bir banka soyguncusu ve aranan bir karakter, bir hani outlaw diye geçiyor. Yani bir suçlu aslında. Ve bunun triosuna gelebilecek iki yeni karakter olabileceğiyle ilgili bazı teoriler vardı zaten uzun bir zamandan sonra. Daha öncesinde hiç böyle bir görselin içerisinde Belle'in yanında iki tane soru işaretli silüet görmemiştik. Bu söylemiş olduğum kısım Ağustos ayında gelecek. Brawl Talk'ta gelir gelmez bu kısımla ilgili tabii bir şey söyleyemeyiz. Ama buradaki görüntüden arkadaşlar Belle'in yanına iki tane daha suçlu karakter gelebileceğini gösteriyor gibi görünüyor. Yani Wanted posterinin içerisinde iki tane daha aynı Belle gibi suçlu olabilecek. Çünkü Wanted posteri dediğiniz aranıyor posteri. O posterin içerisine suçlu olmayan birisini koymazlar. Eğer iki tane yeni karakter gelecekse bu üçlüye, ki gelecektir muhtemelen çünkü biliyorsunuz arkadaşlar üçlüler hani tek kalmıyor. Yani yeni bir karakter çıktığı zaman bazı üçlüler tabii ki eksik kalabiliyor. Ama zaman içerisinde önce o üçlüleri tamamlamaya çalışıyor Brawl Stars. Ve burada da Belle'in yanına iki tane yine suçlu, outlaw denen suçlu karakterin gelebileceğiyle ilgili bir görsel. Dediğim gibi bu sadece benim teorim. Belle karakteri çok çok sevilen bir karakter. Oynama oranları gerçekten çok yüksek. Ben de şahsen çok seviyorum. Çok fazla oynuyorum. Bilmiyorum siz de beğeniyor musunuz ama belki de Brawl Stars hani o üçlüleri doldurma konusunda Belle'in çok fazla beğenilmesinden sonra böyle bir karar almış olabilir. Ve Belle'in yanına gelecek bir ya da iki tane karakteri belki de yakın bir zamanda görebiliriz. Eğer böyle iki karakter gelecek olursa bu iki karakterin de yine suçlu yani outlaw, aynı Belle gibi karakterler olabileceğini düşünüyorum. Ve bu görselin içerisindeki en büyük gizemi şimdi sizlerle paylaşacağım. Bunun çözülebildiğini düşünmüyorum. Yani dünya üzerindeki diğer YouTuber'ları vesaireyi de inceliyorum. Twitter'dan falan da araştırıyorum. Yani benim bazı tahminlerim var tabii ki ama arkadaşlar ben de çözemedim. Çünkü çözülebilecek bir kısmı yok ama. Şimdi şurada orta tarafta şu mor olan bombayı biliyorsunuz arkadaşlar. Piper'ın bombası. Şimdi Piper'ın bombasının oradan bir tane mavi şeyle işte iple, kırmızı iple tam Colette'in bakın kafasının oraya doğru gidiyor. Ve orada bir yere bağlanıyor aslında o. Yani muhtemelen bir yere bağlanıyor. Ama Colette o kısmını kapattığı için nereye bağlandığını göremiyoruz. Ve bunun hemen altında da BFF harfleri var. BFF acaba ne olabilir diye düşündüm. Biliyorsunuz Colette çok fazla arkadaş olmayı vesaireyi seven bir karakter olduğu için bu dediğim gibi yine tamamen benim teorim olacak ama Best Friends Forever yani en iyi arkadaşlar. Best Friends Forever bu arada İngilizce'de çok kullanılan bir terimdir. En iyi arkadaşlar gibi bir şey olabilir ve Piper'ın bombası yani Piper karakterini acaba en iyi arkadaş olarak orada sizce kiminle eşleştirmiş olabilir? Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Eğer daha fazla detay teori videosu istiyorsanız aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı, kanala da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu ay Brawl Talk'la birlikte hem bazı videolar, sürpriz videolar hem de sürpriz canlı yayınlarla sizlerle olacağım dediğim gibi. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.